Evet, şimdi de Power Off Stall çekeceğiz. Power Off Stall'da farkımız flap koyacağız ve manifoldumuzu 13 manifolda çekeceğiz. Nirengimizi aldık. Nirengimizi aldık. Çok güzel bir manzara. Bu nirengi alınmayacak gibi de değil. İleride salda düzeltiyorum. Kovada Gölü var. Arkasında görebilsek Antalya. Evet. Dahili kontrollerimizi yapıyoruz. Fuel selektör. Fuel pump'ları açıp. Evet. Manyetolar 10. Yeşil arka gördük full pump'ta. Motor saatlerimiz MCP'yi set edeceğiz. Evet, güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Flap yukarıda. Master 10. Güzel. Ne yapacağız? 12-13 manifolda çekeceğiz manifoldumuzu. Ve burnumuzu tutacağız. Evet, 7400 feet irtifadayız. 7400'den kaybetmeyelim. Tutalım burnumuzu. 85 knot'ı bekleyeceğiz. 85 knot gelecek. 85 knot'ı bekleyeceğiz. 85 knot geldi. Flap koyalım. Güzel. Take off flap. Ve burnumuzu çekeceğiz stola. Süzülüş yok bunda. Çekeceğiz. Evet. Uçağımızı bilerek stola sokacağız. Stol geldi. Lövye ileri. Gaz ileri. Güzel. Ufuk attın. Çok az altına. Akseler olacak hızımız 72 natı gördük. Burun ufuk attı üstüne. 72 nattı. Burun ufuk attı üstüne. Pozitif varyoyu gördük. Kaybettiğimiz irtifa varsa alacağız. Bakın kaybetmedik. Evet. 85 nat. Flaps up. Ve 105 nata akselere edeceğiz. Ama peş peşe yaptığımız için 105 nat değil. 95 natı gördüğümüzde tekrar 12-13 manifoldu alıp bu sefer power idle yapacağız. Throttle'ı çekiyoruz. Nereye? 12-13 manifolda. 7400 feet burnumuzu tutacağız. 85 knot gelecek. Flap koyacağız. Evet, flap koyalım. Take off flap. Ve çekelim burnumuzu. Uçağımızı stola sokalım. Stola sokalım. Şimdi power idle ile yapacağız. Farkı power idle alacağız. Geldi stol. Lövye ileri. Power idle. Ve öncelikle 72, sonra 84 natı bekleyeceğiz. Hala hamle yapmıyoruz. 84 natı bekleyeceğiz. 84 nat geldi. Burun ufuk attı üstüne. Seri bir şekilde ufuk attı üstüne. Burnumuz pozitif varıyor. Gazımızı açacağız. Full power. Ve uçağımız akseler olacak. Yani biz power idle'da resüsü durdurduk. Ve 85 natla tırmanacağız. 85 natı gördük. Flaps up. 7400 feet'e tırmanacağız. 7400 feet düz uçuş. Düz uçuştan hemen sonra dahili kontrollerimizi yapıp uçağımızın stoldan çıkışını simüle edeceğiz. 7400 feet. Tabii bu power idle ile olduğu için ve flap'la olduğu için akseler olması biraz zaman alıyor ve irtifa kaybı mutlaka oluyor. Bu arada biraz manzaraya bakalım. Şöyle. Evet. İrtifamız 7400'e geliyor. 7400'e geldiğinde yavaş yavaş burnumuzu ezeceğiz. İrtifa kaybetmeden, 7400'ün altına inmeden hızımızın akseler olmasını bekleyeceğiz. Evet, güzel. Çok hafif bir rezonans var. Onu tek tarafı oynayarak. Bakın ben solo oynuyorum sadece. Ne yaptık? Rezonansı yendik. Her iki tarafı oynamayın burada. Tek taraf oynayarak ileri ya da geri. Evet, hızımız akselere oluyor. Düz uçuş güzel olduğunu varsayalım. 20 manifolda getirelim. 19-21 arası. Manifold basıncıyla güzel. Sonra 2150 RPM'e getirelim. Güzel. Ve dahili kontrollerimizi yapalım. Fuel selector, fuel pump sırasıyla kapatalım. Bekleyelim bakalım. Yeşil arka girsin. Evet, girdi. Sonra diğerini kapatalım. Bekleyelim. Öyle değil mi? Çalışan mekanizmanın ikisini birden kapatmamıza gerek yok. Evet, o da yeşil arka girdi. Motor saatlerimiz yeşil. Flaps up, master on. Ve düz uçuşumuzu aynı irtifada yapıyoruz. Bu da power off stall.